Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 1 Mayıs 2018. Şerrül Akaid'in birinci dersini okuyoruz. Derse başlamadan önce Peygamber aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere bütün al, eshab, evlat, zürriyeti, muhacir, ensarları ve bütün ulemaların, şühedaların, evliyaların ruhlarına ve bütün İslam müsenniflerinin ruhlarına, hususen Akaid-i Nesef'inin müsennifinin ruhuna, Sade Teftezani ve Nesef'in, Sümmet'in, Akaid'in üzerine ne kadar şurrah, muhaşiler varsa hepsinin ruhlarına birer Fatiha, 3 İhlas-ı Şerifleri okuyalım. Ruhlarına hibbe edelim. Ruhlarına hibbe edelim. Sonra derse başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepsinin derecelerini âli kılsın. Şerhu Akaid. Başına öyle yazıyor. Akaid, bunun bir ismi El-Akaidu Nesefiyye kullanılır. Akaidu Nesefi kullanılır. Metnul Akaid de böyle dillerde bu şekilde kullanılır. Ama en sağlıklı ismi El-Akaidu Nesefiyye demek. Akaide Nesefi, iki tane Nesefi var. Biri Ebu'l-Berekat, bu Medarik-ü Tenzil tefsirinin sahibi olan, tefsirde, usulü fıkıhta, Hanefi usulü fıkhında tefsirde meşru olan Nesefi var. O 710'da vefat etmiş. O Nesefi Ali, bu Nesefi Ali, bu Nesefi ismi Ömer, bunu Muhammed, bunu Ahmed, bunu İsmail, bunu Muhammed, bunu Ali, bunu Lokman'dır. Bunun vefatı 537. Bak aralarında neredeyse 227 sene var. 227 sene var. Diğer Nesefi Abdullah Nesefi değil mi? Ebu'l-Berekat. Künyesi Ebu'l-Berekat Abdullah mı diyeyim? Abdullah Nesefi değil mi? Olabilir. Yani künyesi Ebu'l-Berekat'tır. Bu Nesefi de Hanefi'dir. Yani bu Metn-i Akaid'in müsannifi olan Nesefi de Hanefi'dir. Ebu'l-Berekat olan Nesefi de mezhep olarak o da nedir? Hanefi. Oldu. Bunun lakabı Necmuddin'dir. Lakabı Necmuddin'dir. Hatta Şeyhul İslam'dan kullanılır buna. 461'de dünyaya gelmiş. 537'de ne etmiş? Vefat etmiş. Bu Nesefiyle o Nesefi bazen talebeler karıştırıyorlar. Öyle değil. O Nesefi 710'da vefat etmiş. Bu Nesefi ise 537'de vefat etmiş. Ama ikisi de nedirler? Hanefidirler.
oldun. Nesef, Semerkand'a bağlı bir köyün ismidir. Nesef, Semerkand'a bağlı bir köyün ismidir. Bu akaid metni, metnul akaid veya el akaidu nesefiye veya akaidu nesefi, bu Necmuddin dediğimiz Ömer bin Muhammed'den telifidir, tesnifidir. Bunun üzerine bir sürü şerhler yazılmış, haşeler yazılmış, minhuvatlar yazılmış. Bu şurahların arasında, bu şarihlerin arasında ve bunların başında Sade Teftezani geliyor. Şu an bizim de okuyacağımız ve ders olarak neredeyse dünya çapında okutulan, özellikle Hindistan, Pakistan, Afganistan, Türkiye, İran, Irak bu bölgelerde okutulan metni akaid, akaid-i nesefinin neyi? Şerhi, Teftezani'nin şerhidir. Teftezani kimdir? Teftezani de mezhep olarak Allah-u Alem o da Hanefi'dir, değil mi? Onu bir bakalım, hatırladığım kadarıyla Teftezani de nedir? Hanefi'dir, yine bakalım. İsmi Sadudin'dir, lakabin nedir? Sadudin'dir. İsmi Mes'ud bin Ömer'dir. Teftezani'dir. 791'de veya 792'de vefat etmiş. Bazı kitaplarda 791 geçiyor, bazı kitaplarda 792 geçiyor. Vefatı. Seyyid Şerif'te 813 mine aralarında zaten 17-18 sene mine fark var. Teftezani tabi şöhreti ilmi meşhur. Hem Arabi'de imamdır, belagatte imamdır, mantıkta imamdır, fıkıhta imamdır, kelam ilminde imamdır. Diğer ilimleri zaten biliyor. Bu özellikle bu ilimlerden nedir? İmamdır. O da Teftezan'da dünyaya gelmiş. Teftezan Nesa şehrine bağlı bir köydür. Horasan memleketinde Nesa şehrine bağlı bir köyde dünyaya gelmiş. Onun ismi de Teftezan'dır. Oldu mu? Demek ki şu an üzerine durduğumuz metin Necmuddin Ömer bin Muhammed'in metnidir. Ku el akaidun nesefiye veya ta akaidun nesefi veya metn akaidir. Bunun üzerine Teftezani'nin şerhini ne ediyoruz? Okuyoruz. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Besmele'yi getirdim. Besmele üzerine uzatırsak çok çok ders uzun olur. Yani besmele kendisi bir dersten daha fazla. Nüketleri, faydaları çok yerlerde ne yapılıyor? Çok yerlerde zikir ediliyor. Haşirler, şerhler ele almışlar. Biz onun üzerine fazla durmayalım. Sadece bunu bilelim. Besmele ile niye iktifa etmedi de Besmele'den sonra neyi getirdi? Hamdi de getirdi. Çünkü iki tane rivayet var, hadis rivayetleri. Bir, kullu emrin zibalin lem yubde bi ismillahi fevel ebter. Bazı rivayetlerde fevel aktav. Bazı rivayetlerde fevel eczemu. Rivayetler farklı. Farklı rivayetlerle beraber ortaya çıkan ne? Bir emre zibal besmele ile başlanılmalı. Yoksa
maksul bereket olur. Başka bir rivayete göre kullu emrin zibalin lem yubde bi elhamdülillahi fehve eczemu. Fehve eczemu. Anlıyorsunuz değil mi? Kulle emri zibal ki hamdla ne yapılmazsa, başlanılmazsa o eczemdir. Maktuul berekettir. Onun da eczem ebter ahtar farklı rivayetleri var. Bu iki rivayetten yola çıkarak emri zibalın başında besmele ile hamd olmalı. Yoksa bereketi maktu olur. Pek biri derse ya iptida bir şeyle yapılır, iki şeyle yapılmaz. Besmele ile iptida yapılırsa hamd ile yapılmaz. İkinci sıraya geçer hamd. Hamd ile iptida edilirse besmele ile ne yapılmaz? İptida edilmez. İki rivayet arasında tedad var. Ne var? Tedad var. Biz deriz hayır, tedad yok. Niye? Eğer iki rivayetteki iptidadan iptidaya hakiki almış olsaydık, o zaman ne olurdu? Rivayetler arasında tedad olabilirdi. Rivayetler arasında ne olabilirdi? Tedad olabilirdi. Ama besmelenle ilgili rivayetteki iptidayı hakiki iptidaya hamlederiz. Hamd rivayetindeki, hamle ilgili rivayetteki iptidadan iptidaya idafi alırız. O zaman tadad olmaz. İkisinin cem'i mümkün. Bismillahirrahmanirrahim ile bak iptidaya hakiki yapılmış. Elhamdülillahi ile de iptidaya idafi yapılmış. İptidaya idafi ne demek? Yani mabadına nispeten iptidadadır. İptidaya hakiki ne demek? Başındadır. Kendisinden önce herhangi bir şey geçmemiştir. Pek bu şekil besmelenin iptidası hakiki, hamdınki idafi yapmak suretiyle tedadi ortadan kaldırmış olduk. Pek niye hamdın iptidası hakiki besmeleninki idafi hamil etmemiş? Önce ham sonra besmeleye ne etmemiş? Besmeleyle iptida etmemiş. O şekil yapsaydı yine tadat ortadan kalkmış oluyordu. Ha biz diyoruz Kur'an'ın metoduna, üslubuna riayet ittiba ederek böyle yapmış. Kur'an-ı Kerim'de önce besmele sonra hamd. O da getirmiş önce besmele sonra hamd. Kur'an'ın üslubuna göre hareket etmiş. Dolayısıyla besmelenin iptidası hakiki, hamdın iptidası idafi olmuş oluyor. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. El hangi eldir? Cinstir, istigraftır, ahde zihnidir, ahde haricidir. Onun üzerine hiç konuşmayız. Konuşursak ders uzun olur. Bunu bazı yerlerde zaten beyan etmişiz. Hamd mestere bina mestere binayı faal mı? Mestere binayı meful mu? Hasıl bir mestere binayı faal mı? Hasıl bir mestere binayı meful mu? Mestere sazec mi? Kaş mestere binayı faal, mestere binayı meful. Hasıl bir mestere binayı faal, hasıl bir mestere binayı meful. Bir de mesele ne? Sazec. Burada hangisi ne? Hangisi murattır? Aradaki fark nedir? Ona da girmeyelim. Ona da ne etmeyelim? Girmeyelim. Lillahi'deki lam istihkak için midir? Ecliyet için midir? Başka bir mana için midir? Ona da girmeyelim. Çünkü bunlar ele alınırsa çok çok uzun olur. Anlaşıldı değil mi?
Şimdi mesel kaç? 8 olmalı. Mesel-i binay faal, mesel-i binay meful. Hasıl bir mesel-i binay faal, hasıl bir mesel-i binay meful. Bir de ismul mesel, mani ismul faal, mesel mani ismul meful. Mesel-i sazec, 7 kısım. Onlardan da ne etmiyoruz? Bas, etmiyoruz. Elhamdülillahi. Hamd. Mastar-ı cali var, o da 8 etmiyoruz. Yok, o mesele cali, o normal camilerde olan mesler. O bu söylediğimiz normal meslerin aksamlarına girmiyor. Mesele cali, o kuvvet, nüvvet, nübüvvet gibi camilerden yapılıyor. Elhamdülillahi'l-mutevahhidi bi celali zatihi ve kemali sıfatihi. Kafiye, kemali sıfatihi de bitti. المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته صفاته سماته او قافيه او شكل بيتي والصلاه على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته Nebiyyihi beyyinatihi. Bildiniz değil mi? Kafiye birbirine nedir? Uyumludur, fazla uzak değil. Veyahut da deriz ve kemal-i sıfatihi bir ve simatihi iki ve vadihi beyyinatihi üç ve ala alihi ve ashabi hudati tayin-i hakka ve hummatihi dört. Ha? Kafiye bunlar der. Ala nebihi demeyelim. Bildiniz değil mi? Fıkralarda evla izdivaçtır. Elhamdülillahi'l-mutevahhidi bi celali zati ve kemali sıfatihi bir. El-mutekaddisi fi nu'udil ceberuti an şevaibi naksi ve simatihi iki. Ve salatu ala nebiyyi Muhammedinil mu'eyyedi bi sati'i حججه وواضح بيناته 3 وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته 4 Oldu mu olmadı? Tamam. Elhamdülillahi hamd kime olsun? Allah'a olsun. O Allah ki el mutevahhidi bi cemal celali zati ve kemali sıfati. O Allah ki zatının celaliyle, zatının celalında, azametinde mütevahhiddir. Nerede nerede? Zatının cemalında mütevahhid, celalında mütevahhiddir. Yani o zatının azametinde onun ortağı yok. O azametü zatta o nedir? Müstakildir. Ve kemali sıfatihi. Sıfatların kemalinde de mütevahhiddir. Yani sıfatların kemalinde de onun ortağı yoktur. Bildiniz değil mi? Şimdi el mütevahhidi bi celali zati ne demek? Yani zatının celalinde, azametinde müstebiddir demek, müstakildir demek. Tek başınadır demek, ortağı yoktur demek. Anlaşıldı değil mi? Peki celal-ü zattan ne, murad nedir? Yani zatın celali ne demek? Zatın nuksanlıkta, zatının nuksanlıktan münezzeh olması demektir. Yani zatının nuksan, zatının nuksanlığının tenezzühünde tektir. Yani ne demek? Onun gibi zati nuksanlıklardan münezzeh olan biri yoktur. Zatının nuksanlardan münezzeh olma konusunda Allah-u Zülcelal'ın ortağı yoktur. Bu sıfette o nedir? O müstakildir. Gayrine bu yoktur. Niye? Çünkü Allah-u Zülcelal'ın zatının gayrisi ne olursa olsun
Mümkün mü? Mümkün. Madem mümkün ise noksanlıktan hali değil. Mümkün olmak, imkan da o da bir nedir? Bir noksandır. Mümkünse demek hadistir, demek ki zaildir. Bu da bir noksanlıktır. Demek ki zatının azametinde, biraz daha açarsak, zatının noksanlıklardan münezzeh olma konusunda Allahu Zülcelal nedir? Tektir. Ne demek? Yani celal-ü zat ona vardır, onun gayrisine yoktur. Onun gayrisi imkan sıfatından dolayı noksanlıktan hali olmaz. Oldu. Bunu öğrendik mi? Tamam. Ve kemali sıfatihi. Şimdi el-mütevahidi bi celali zatihi bu. Allahu Zülcelal zati sıfatına işaret etti. Ne işaret etti? Zati sıfatı nedir? Vücuddur. Nedir? Vücuddur. Onu diyebiliriz, demeye de biliriz. Ve kem, yani nasıl vücut, yani bak celal-ü zatta mütevahid odur. Yani bu zat-ı celil ondan başka kimseye yoktur. Azamet-ü zat, böyle bir zatın vücudu Allah'tan başka gayre yoktur. Ve kemal-i sıfatihi, sıfatların kemaliyle mütevahiddir. Ve kemali celal üzerine matuf. Zatideki demir ve kemali sıfati sıfatideki demir neye gidiyor? Demir zate, Allah'a gidiyor. Kemali sıfatihiden murat Allahu Zülcelal'ın o sıfat-ı sübutiyedir. Altı tane ne? Sıfat-ı sübutiye adetleri ihtilaflidir. Meşhur Allahu Zülcelal'ın o altı sıfat-ı sübutiye ne ediyor? İşaret ediyor. Bunlara sıfat-ı sübutiye denilir. Bunlara sıfat-ı hakiki da denilir. Bir yerde Allahu Zülcelal'ın mutlak sıfatları zikredildiği zaman mütebadır nedir? Sıfat-ı sübuti olanlardır. İlim gibi, kudret gibi, İrade gibi. Peki bu sıfatların kemali nedir? Yani Allahu Zülcelal'ın zatının cemali ne demek dedik? Zatın celali, azameti demek. Yani zatının nuksan simatlardan, belirtilerden, alametlerden münezzeh olması demektir. Peki Allahu Zülcelal'ın sıfatının, sıfat-ı sübutiyenin kemali ne demek? Allah'a kemal-ü sıfat, sıfat-ı kamil var. Ne demek? Bu demektir. Yani Allah'ın sıfatlarına kemal var. Allah'ın sübuti sıfatlarına kemal var. Ne demek? Devam var. Umum var. Hem daimi hem şumuldürler. Kemali demek, devamı demek, umumu demek. Adem-u tenahi demek ileride gelir. Allahu Zülcelal'ın sıfat sübutları kamildirler. Ne demek? Devamlidirler. Amdirler ve nihayetleri sonuçları yoktur demek. Öyle değil mi? Peki Allah bu kemal-ü sıfatlardan mütevahiddir, tektir diyoruz. Niye? Çünkü Allahu Zülcelal'ın gayrisi olan diğer mahlukatlar bundan nedirler? Bundan uzaktırlar, âridirler. Bu kemal Allahu Zülcelal'ın sıfatlarına var. Allahu Zülcelal'ın sıfatlarına devam var, umum var, adem-u tenahi var. Ne var? Adem-u tenahi var. Mahlukatların sıfatına devam yok, umum yok, adem tenahi yok. Ne var? Zeval var. Belli miktara
husus var. Bir de bir gün gelir, o sıfatlar zail olur, nihayet olur. Madem mahlukatların sıfatları bu kemalden aridirler, Allah-u Zülcelal'ın sıfatları yalnız bu kemalle mütesifdirler, o zaman Allah sıfatların kemalinden mütevahhiddir, müstakildir, ortakı yoktur. Birinci fıkra üzzet olarak bu şekil bitmiştir. Elhamdülillahil mütevahhidi bi celali zatihi ve kemali sıfatihi. El mutakaddisi fi nu'util ceberuti an şevaibi naksi ve simatihi. El-Mutakaddisi fin'util ceberuti an şevaibin naksi ve simatihi. El-Mutakaddisi, o Allah mutakaddistir. Yani mutatahhirdir. Münezzehdir, mutenezzihdir. Bildiniz değil mi? El-Mutakaddisi ne demek? El-Mutatahhiri vel-Mutenezzihi. O ki temizdir, münezzehtir. Nerede temizdir, münezzehtir? Fin'util ceberuti. Ceberut nu'utlarından. Nu'ut na'tın cemidir. Ceberut nu'utlarından mutakaddistir. Neden mutakaddistir? An şevaibi naksi ve simatihi. Şevaib-u naqsten, simat-u naqsten münezzehdir. El-Mutakaddisi fin'util ceberuti an şevaib-i naqsi ve simatihi. Şimdi ceberut azamut. Ceberut bir de ne? Azamut. Vezinleri aynı. Maneleri de birbirine nedir? Yakındır. Bildiniz değil mi? Nu'utu ceberutten murad sıfatul ef'aldir. Bak, kemalu sıfattan murad neydi dedik? Sıfatu subut murad. Evet. El mutakaddisi fi nu'util ceberuti. Nu'utul ceberutten murad sıfatul ef'aldir. Evet. Halk gibi. Rızık gibi, tekvin gibi, bunlar sıfatı nedir? Ef'adır. Allah-u Zülcelal nu'ut-i ceberutte, nu'ut-i ne? Ceberutte temizdir. Münezzehdir. Neden temizdir, münezzehdir? Neden temizdir, münezzehdir? An şevaibi naksi. Naksın şevaiblerinden münezzehtir. Şimdi şevaib, şaibunun cemidir. Şaibunun neyidir? Cemidir. Şaib demek muhtalit. Birbirine birkaç maddenin birbirine farklı maddelerin birbirine karıştığı zaman ortaya çıkan tablo nedir? Ona şaib denir. Yani muhtelit. Ne demek? Muhtelit. Burada artık şevaibden murad naksın karışımından münezzehtir. Yani Allah-u Zülcelal nu'utul ceberut konusunda naksın karışımından nedir? Münezzehtir. Yani nakıs, nuksanlık Allah-u Zülcelal'ın ceberut nu'utlarına karışmamış. Burada sıfet mevsufuna ne olmuş? İdaf olmuş. Yani ani naksi şaibi. Ani naksi ne? Şaibi. Tabi şaibin asıl manası muhtalittir. Asıl manaya göre burada sıfet mevsufuna idafe olmuş. Ama şevaib o manadan da sonradan nakledildi. Şevaib şaibe ne yapıldı?
nakledildi. Şaib artık demek, şevaib demek, eldenaslar demek, denesler, akzarlar demek. Anlıyorsun değil mi? Evet. Ha, murad manaya göre Allahu Zülcelal mutakaddistir. Fin'util ceberuti, ceberut nutlarından mutakaddistir. Neden mutakaddistir? An şevaibin naksi. Ne demek? An şevaibin naksi. Yani an akzarin naksi. An ednasi, ednasi naksi. Naksın deneslerinden, naksın kirlerinden Allah-u Zülcelal mutakaddistir. Ne demek? Yani bu demek. Allah-u Zülcelal'ın ceberut naatlerinde manevi bir kir, manevi bir denes yoktur. Ve simatihi şevaib üzerine atıftır. Simat, simetun cemidir. Simet, alamet demek. Yani naksın alametlerinden, belirtilerinden de nedir? Uzaktır. Bildiniz değil mi? Şimdi simat neyin cemidir? Simetunun cemidir. Simetun asıl manası biliyorsun nedir? Hani şaibetun, şevbun manası halt olduğu gibi simmetin manası da vesmet. Yani simmet demek bu dağ aleti var ya, demirler ateşe atıyorlar, hayvanların kulağını falan dağ yapıyorlar. O dağ aletiyle dağlamak demektir. Sonra o dağlama neticesinde ortaya çıkan alamete denildi. Alamete ne oldu? Denildi. Demek simmet dağdan meydana gelen alametin ismidir. Sonra tamim edildi. Artık simmet demek mutlak alamet demek. Mutlak alamet ise dağ aletiyle olan alamet olsun, ise farklı bir alamet olsun. Burada simmatın şevaibe atfi mübalağayı ne ediyor? İfade ediyor. Yani Allah-u Zülcelal'ın efalları öyle muhkem, öyle mutkemdirler ki şevaib-u nakı simat-u naksın hiçbiriyle neyi yok? Karışımı, alakası, irtibatı yoktur. Yani Allah-u Zülcelal'ın efal sıfatları her türlü naksın şevaiblerinden, simatlarından ne? Münezzehtir. Oldu mu olmadı? Hamd'le ilgili kaç fıkra oldu? 2. Elhamdülillahi mütevahhidi bi celali zatihi ve kemali sıfatihi. 1. fıkra. El-Mutakaddisi fin'util ceberuti an şevaibin nafsi ve simatihi. Bu da ikinci ne? Fıkra. Bu iki fıkra neyle ilgili? Bu iki fıkra hamdla ilgilidirler. Her iki fıkra da dikkat edersen El-Mutevahhidi, El-Mutakaddisi tekessere babı kullanmış. Mübalağayı, tekellüfü ifade etmek için. Şimdi salata geçiyoruz. Ve salatu ala nebiyyihi, o Allah'ın nebisi üzerine salat olsun. O nebiden beden de ku Muhammed'in Muhammed'dir. El müeyyedi bi sati'i hüccecihi ve vadihi beyinatihi. O Muhammed takviye edilmiş, güçlendirilmiş. Neyle? Bir sati'i hüccecihi. Hüccecin sati'iyle. Yani sıfat mevsufuna idaf olmuş. Bir hüccecihi sati'ati. Sati'at ne demek? Murtefi demek. Kadir itibariyle, mana itibariyle ne demek? Yüksek demek. Sati zahir celi manasına da gelir. Sati murtefi manasına da
yerler. Aralarında terazum var. Bir şey yükseldi mi minare, cami minareleri yüksektir. Aynı zamanda zuhurları da var. Celi de oluyorlar. İki mana birbirine nedir? Lazım idi. Oldu. Ve ala alihi ve ashabi hudati tariqil hakki ve hummatihi. Şimdi bu iki fıkra üzerine de biraz yavaş gidelim. Önce salat, salla yusalli tesliyet babının ismul mesleridir. Salat eliftir, yalnız elifi neyle yazılıyor? Vavla yazılıyor. Salatın lefsi ismul mesler, salla yusallinin ismul mesleridir. Salla yusallinin neydir? İsmul mesleridir. Salat, es-sahu ki müştereke nedir? Manevidir. Salat, es-sahu ki nedir? Müştereke manevi. Müştereke manevi deyince, kaç kısım müşterek var diye sorusu akla gelir. İki kısım müşterek var. Müştereke lefsi var, müştereke manevi var. Aradaki fark ne? Aradaki fark. Müştereke lefsi birkaç manaya vaat edilmiş. Ona da ayrı ayrı vaat edilmiş. Örneğin ne gibi? Ayn lefsi gibi. Göze vaat edilmiş, dize vaat edilmiş, çeşmeye, pınara vaat edilmiş, altına vaat edilmiş. Bu müştereke nedir? Lefsidir. Müştereke manevi, lefız an bir manaya vaat olmuş. O mananın efradları çoktur. Buna müştereke manevi denilir. Ne demek müştereke manevi? Yani lefsin vada edildiği mana andır. Lefsin vada edildiği mana andır. Aha salat. Salat tazime vada edilmiş. Tazim Allah'a nispet edilirse rahmet, mağfiret manasındadır. Peygamberlere nispet edilirse şefaat manasındadır. Müminlere nispet edilirse dua manasındadır. Melaiketlere nispet edilirse istiğfar manasındadır. Ama bazılar peygambere nispet edilirse, müminlere nispet edilirse ayrı, bu ikisini ayrı ayrı yapmıyorlar. Onlara ayrı ayrı saymayanlar üç ferdi olur, ayrı ayrı yapanlara göre dört ferdi olur. Bakın bu üç veya dört fert tazimin efradlarıdır. Dolayısıyla müştereke ne oldu? Müştereke manevi oldu. Ve salatu ala nebiyyihi. Nebi nebvetten midir? Neb'unden midir? Nebe'unden midir? Binay faal, mesela fail-i mana faal mı? Fail-i mana meful mü? Biz bu tefsiratlara girmeyelim. Girersek çok çok uzun olur. Sade bunu bilelim. Niye salat nebiye getirdi, ala nebiyi dedi, ala resulü demedi? Biz diyoruz ki, işaret etti ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvet mertebesiyle salata mustahaktır. Nübüvvet mertebesiyle salata mustahak olunca, tarik-i evlayla risalet mertebesiyle nedir? Layıktır. Söylemeye gerek yok. Ala nebihi deyince risalet mertebesiyle salata mustahak olduğuna da delalet eder. Ama ala resulü deyse diye risalet derecesiyle mustahak olunca nübüvvet derecesiyle de tarik-i evlâle veya mustahak olur o anlaşılmaz diye. Küçük bir dereceyle salata mustahak olunca büyük dereceyle mustahak istihkakı tarik-i evlâle anlaşılır. Ama yüksek bir mertebeyle salata müstahakse, düşük mertebeyle müstahak olur, bu anlaşılmaz. Oldum. Ve salatu ala nebiyyihi Muhammedin. Muhammed asıl itibariyle Hammedenin ismul mefulu, çok hamd edilen, övülen manasındadır. Efendimiz'e Allah-u Zülcelal'ın annesine, dedesine ilham etmeyle Efendimiz'e de bu Muhammed İsim takılmış, büyür, insanlar onu över düşüncesiyle bu isim ona ne olmuş? Takılmış ve bu umut da yerini bulmuş.
annesi, babası bu ismi takarken bu yuhmedu minen nas umudiyle ve yuhmedu minen nasi ve minel melaketi ve minel cinni oldu. Oldu. O Muhammed ki el müeyyedi ne yapılmış? Takviye edilmiş. O Muhammed ne yapılmış? Takviye edilmiş. Neyle? Bisati'i hüccecihi. Hüccec, hüccetin neydir? Cem'idir. Sati mana celi, zahir celi manasındadır. Veya murtefi manasındadır. Sıfet-i mevsufe idafe edilince Muhammedin il-mueyyedi bisati'i hüccecihi ne demek? Bihüccecihil murtefiati. Veyahut da bihüccecihi zahiretil celil celiyyeti. Zahir celi hüccecilerle takviye edilmiş. Veyahut da murtefi hüccecilerle takviye edilmiş. Tabi Muhammed takviye edilmiş. Gaye onun nübüvveti. Onun risaleti ne edilmiş? Takviye edilmiş. Ve vadihi beyinatihi. Yani ve beyinatihil vadihati. Bakın saatte vadih birbirine yakın. Hüccec, beyinat birbirine nedirler? Yakındırlar. Her ikisinde de sıfat mevsumu füne idaf edilmiş. Yani ve beyinatihil vadihati. Ve beyinatihil vadihati. Nasıl ki ve hüccecihi satihati ise takdiri. Bunun da ve beyinatihil vadihati. Oldu. Demin dediğimiz gibi vadih, saati, hüccec, beyinat birbirine yakındırlar. Birbirine atı tefsir gibidirler. O zaman vadihu beyinatihi saati hüccecihiye atfi ne olur? Atfu tefsir olur. Ne olur? Atfu tefsir olur. Oldu mu olmadı? Atfu tefsir. Atfu tefsir neyi ifade ediyor? Ehemmiyeti ifade ediyor. O atıf ile tekrar edilen şeyin ehemmiyetini ortaya koyuyor. Anlaşıldı değil mi? Ha, veyahut da burada farklı bir şey de söyleyebiliriz. Beyinattan murat Kur'an'ın ayetleri alırız. Hüccecden murat diğer mucizeleri alırız. O zaman atfu tefsir değil. Atful mugayirdir. Çünkü vadihul beyinattan murad nedir? Kur'an'ın ayetleri. Sati'ul hüccecden murad diğer Kur'an'ın dışındaki mucizatlardır. O zaman ne olmuş oluyor? Atfu tefsir değil. Atful muradif olmuş oluyor. Oldu. Pek dikkat edin, hüccet cemidir, sati' müfred gelmiş. Beyinat cemidir, vadih sıfatine gelmiş, müfred gelmiş. Sıfettir, mana itibariyle nedir? Sıfettir. Ha, sati'in müfred getirmesinde, vadih'in müfred getirmesinde böyle bir işaret var. Hüccetler her ne kadar çoksalar, hüccecilerine çok olmayla ber. Kendi hadis zatında hüccecler, beyinatlar her ne kadar müteaddidirler, çoktırlar. Ama sutu' manası ne manası? Sutu' manası birinciye göre, vuduh manası ikinciye göre hepsini kapsıyor. Vuduh manası, sutu' manası o müteaddid hüccecleri beyinatları ne ediyor? Cem ediyor. Bir mana bunları cem ettiği için sanki o müteaddit hüccecler bir hüccettirler. O müteaddit beyinatlar sanki bir nedirler? Beyinedirler. Onun için saati vadah ne getirmiş? Mufred getirmiş. Ve ala alihi ve ashabihi. Ve ala alihi ve sahabi.
Eğer aldan etba alırsak, eshab aldan ne alırsa etba alırsak, eshab ala atfi atul has alal amdır. Niye? Aldan murad nedir? Efendimizin etbaları. Sahabeler de girer, biz de gireriz. O zaman atul has ku eshabdır. Alal am ku nedir? Aldır. Bu atfın faydası ne? Bu atfın faydası eshaba ehmiyettir. İhtimamdır. Yani bir hasa ehmiyet verilirse amın içinde zikredildiği halde tekrar ne yapılıyor? O has ayrı zikrediliyor. Sanki o ama girmemiş, ayrı zikrediliyor, o ama atıf ediliyor. Eğer aldan murat ehli beyt alırsak, ne alırsak? Ehli beyt alırsak veyahut ehli beyt alırsak, öyle demeyelim, aldan etkiyâ-ül ümmet alınırsa, ne alınırsa? O zaman yine atul has alel am. Niye? Aldan etkiyâ-ül ümmet alıyoruz. Sahabeler de etkiyâ-ül ümmetdirler. Onlar da ala giriyorlar. Yine atul has alel ne? Alel am. Demek aldan etba da alırsak, etkiyâ-ül ümmet de alırsak, fark etmiyor. Ne konuda fark etmiyor? Atul has alel am cihetiyle fark etmiyor. Ama aldan ehli beyt alırsak, eshabın ala atfi, atful am alel hastır. Eshab, sahabe olan, ehli beyt de bunun içine giriyor. Ne giriyor? Ehli beyt de içine giriyor. O zaman eshab ne oluyor? Amdır, al hastır. Atful am alel ne? Alel has olur. Oldu mu olmadı? Veyahut da ikinciye göre atful mugayir de olabilir. Nasıl atful mugayir? Ya al ile eshab arasında bir yönüyle umum husus minveci var. Efendimizin ali olup şu anki seyidler gibi. Yok öyle demeyelim. Şimdi al ehli beyt demek. Ehli beyt ne demek? Evladuhu, ezvacuhu, hademuhu. Bunlar aynı zamanda eshab değiller mi? Eshab. O zaman eğer aldan etba alırsak, etkâl-ı ümmet alırsak, atful has alel am olduğu gibi, aldan ehl-i beyt alırsak, bu sefer atful am ku eshab, alel has ku nedir? Alel has ku aldır, bir mana ehl-i beyt. Oldum. Hudati tariqil hakki ve humatihi. Hudat hadinin cemidir. Humat haminin cemidir. Tariqul hakkın hadileridirler. Yani insanları tariqul hak olan İslam dinine hidayet ediyorlar. Humatihi tariqul hakkın hamileridirler, hafızlarıdırlar. Anlıyorsunuz değil mi? Humati'deki ha tariqul hakka gidiyor. Tariq müzekker de gelir, müennes de gelir. Yüzekker ve yüennesu burada yüzekkerudur. Şimdi dikkat edin. Al eshab hudatu tariqul hak humatu tariqul haktır. Önce ona geçmeden önce. Şimdi hudat cemmedir. Al eshabın sıfeti olur mana itibariyle. Lefz itibariyle olursa tesni olması lazım. Ve yahut da hudat eshabın sıfetidir. Onun karinesiyle alın sıfeti mahzuf. Veya alın sıfetidir eshabın. Onun karinesiyle eshabın sıfeti nedir? Mahzuf. Tariqul hakkın hadileridirler, hamileridirler. Burada imamet sıfatına işarettir. İmam insanları hakka, İslamiyet'e ne eder? Yönlendirir. İmam İslamiyet'in hamisidir. İslamiyet'i ne ediyor? Muhafaza ediyor.
Onlar tarikul hakkın hudatları, hummatları ise burada ne işaret var? Burada imamete işaret var. Bildiniz değil mi? Çünkü tarikul hakka hidayet etmek, tarikul hakkı korumak bu kimin görevidir? Bu imamın görevidir. Öyleyse hudat-ı tarikul hakkı ve hummati ile neye işaret etti? İmamet sıfatına işaret etti. Şimdi bununla imamet sıfatına işaret edince o zaman hutbede beraatül istihlal var. Niye? Elhamdülillahil mütevahhidi bi celali zatihi. Bak bununla işaret etti ki bu kitapta ileride Allah'ın zatından bahsedilir. Ve kemal-i sıfati demeyle ha bu kitapta Allah'ın kamil sıfatlarından bahsedilir. Ve salatu ala nebiyyi nübüvvetten bahsedilir. Hudat-ı tarikil hakki ve hummatihi demek ki bu kitapta imametten ne ediliyor? Bahsediliyor. Bakın dibaceden ne dibace ne için almış oluyor? Dibace sen beraatül istihlali için almış oluyor. Bir kitabın dibacesinde beraatül istihlal varsa, bir kitabın dibacesinde kitabın maksuduna, kitabın mesailerine işaret varsa o kitabın üstünlüğü, tefevuku ortaya çıkar. Oldu. Şimdi niye Allah-u Zülcelal'e niye hamd ediyoruz? Halıktır, mun'imdir. Onun için ne ediyoruz? Onun için ona hamd ediyoruz. Bizlere hidayet vermiş. Bizlere türlü türlü binler çeşit nimetleri ne etmiş? İhsan etmiş. Öyle değil mi? Peki Peygamber aleyhissalatu vesselama ne ediyoruz? Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selam getiririz. Ne getiririz? Salatu selam getiririz. Niye? Yüce Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetler, ko İslamiyettir, benzeridirler. O Peygamber aleyhissalatu vesselamın vasıtasıyla bize gelmiş. Mu'nim Allah ise ona hamd etmek lazım. Vasıta, beşer ile Allah arasında vasıta Peygamber ise ona da salat getirmek lazım. Peki Peygamber'den bizlere kim getirmiş? Sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kim getirmiş? Al eshabları getirmiş. O al eshabda ne oldu? Bizim ile Peygamber aleyhissalatu vesselam arasında vasıta oldular. Öyle ise Allah'a hamd etmemiz gereklidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmeliyiz. Bizim ile Peygamber arasında aleyhissalatu vesselam arasında vasıta, vesile olan al eshablarına da salatu selami ne etmek? Getirmek zorundayız. Bizim neyimizdir? Görevimizdir. Oldu mu olmadı? Onun için bütün kitapların başlık hutbelerinde Allah'a hamd, Peygamber aleyhissalatu vesselam, al eshabına da ne var? Salatu selam var. Zaten hudati tariqil hakki ve hummati bununla hem imamet sıfatına işaret ettiği hem de aynı zamanda niye al eshaba salat getiriyoruz? Çünkü onların bize faydaları var. Nedir? Bizleri tariqul hakka hidayet etmişler. Bizleri tariqul hakka ulaştırmışlar. Ve o tariqul hakkı bizim için sağlam orijinaliyle ne etmişler? Muhafaza ederek bize getirmişler ve bize teslim etmişler. Oldu. Ve ba'du bugün burada duralım. Az az okuyalım.
Oldu mu? Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب